Günün Antika Filmi. 1973 yapımı olan Wicker Man. 70'lerin filmleri antika mı desek, retro mu desek, tam böyle ikisinin arasında değil mi? Filmde bir polis memuru bir adaya geliyor, ada yerleşkesine. Burada insanlar kendi kanunlarına göre, kendi kendilerine yaşıyorlar. İlk başta o adanın satın alınmış olduğunu söylüyorlar. Burası özel arazi, giremezsiniz diyorlar. Ancak polis ısrar edince ve kayıp bir kızı arıyorum deyince zorunlu olarak kabul ediyorlar. İçeride ise insanları soruyorlar, bu kızı gördünüz mü vesaire diye. İlk başta görmedik diyorlar. Sonra yavaş yavaş gördük ama bilmiyoruz diyorlar falan. Polis orada kalmaya karar veriyor. Biraz araştırma yapmaya karar veriyor. Orada kaldığı zaman insanların çok garip şeyler yaptığını fark ediyor. Eğitim verilen yerlerde küçük kızlara cinsel eğitim veriliyor. Oğlanlara öğretmenler şarkı söyletiyor yine cinsellikle ilgili. Gece dışarıda açık havada bile insanların topluca böyle cinsellik yaşadığını falan görünce iyice kafayı yiyor. Çünkü adam da bayağı dindar bir Hristiyan. İnsanların da bu adama yardımcı olmadığını fark edince bırakıp gidiyor. O yüzen uçaklar var ya, suya inebilen. O uçağına binip gitmeye çalışıyor ama uçağın çalışmadığını fark ediyor. Dolayısıyla karaya geri çıkması gerekiyor. Tabii bu esnada bir sürü spoiler olay yaşanıyor. Onları da söylemeyeyim. Bu olaylar karşısında ne yapacak ve en sonunda bu kızı bulacak mı ve sonunda neler yaşanacak? Bunları seyrettiğimiz bir film. Bence gerçekten ilginç bir film arkadaşlar. Herkes diyordu 1973'ün Wicker Man'i güzel diye. Cinsellik açısından Need for Speed Work bir film. Aileyle seyredilecek bir film değil yani. Şu 70'lerin cinsellik ağırlıklı hippie filmleri gibi. Artı bir de korkunçlu yapmışlar. Gerçekten çok ilginç o dönemin filmleri. Çünkü komedi filmi oluyor, orada bile böyle direkt çat R-rated sahne çıkabiliyor. 1 veya 2 sahne. Büyük ihtimal şu rating sistemi ya gelmeden önce ya da bu kadar etkili olmadan önce. Çünkü şu an mesela R-rated bir film olduğu zaman bayağı para kaybetme riskleri oluyor. O yüzden gerçekten gerekmiyorsa o tür sahne falan koymuyorlar. Yani büyük ihtimalle nudist kampına falan girmişler. Komple alıp oynatmışlar onları. Filmin içinde bu tarikatın söylediği bazı şarkılar var. O garipliğe kontrast açısı olmasından gerçekten güzel şarkılar. Çünkü yani şarkılar şarkı olarak da güzel. Bir de böyle neşeli, pozitif şarkılar olmasına rağmen konunun biraz sıkıntılı konular olması ve ortada da net bir şekilde garipliğin döndüğünün belli olması o şarkıların etkisini daha da güçlendiriyor. Sonu fena değil. FDB puanı 10 üzerinden 7.75 veriyorum. Tam 8 olacak kadar da iyi değil. Sonu fena değil dedik ama çok da iyi değil aslında. Yani ciddiye alıp düşündüğün zaman bazı mantıksızlıklar da fark ediyorsun. Böyle garip, neşeli gibi gözüken aslında ürpertici film seyretmek istiyorum, merak ettim diyorsanız seyredebilirsiniz. Bunların tabii inancı pagan inancı gibi ama polisin inancı Hristiyan. O dönemlerde Hristiyan propagandası filmler vardı. Ancak burada amaç ne onu anlayamadım. Yani Hristiyan propagandalığı yapıp da bakın işte paganlar ne kadar kötüdür demek mi, yoksa Hristiyanlığı da eleştirmek mi? Yani kardeşim senin dinin de belli. Senin din adına yaptıkların da belli. Bak o dinse bu da din mi demek? Bir de şunu fark ettim. Midsommar'ı ben beğenmiştim biliyorsunuz ama Midsommar bundan baya bir çakmış. Seyredince fark edeceksiniz. Midsommar bunun baya bir entelli, sanatlı versiyonu. Yani özellikle 70'lerin filmlerini falan seviyorsanız bence seversiniz. Ama onun haricinde çok umurumda değil, ben standart seyircim diyorsanız bilemiyorum.